Bayraktar, Koçu 3'e katladı. Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. 44 yaşındaki Selçuk Bayraktar, onun yaşı kadar süre bu ülkede sanayicilik yapan, iş adamlığı yapan, elindeki sopa ile halkı hizaya sokmaya kalkışan birçok ismi geçip, birinci oldu. Hey! Tüsyatçılar! Neredesiniz? Milli Eğitim Bakanlığı'na had bildirmeye kalkıyordunuz daha bir hafta önce. Eğitimde şu olmaz, bu olmaz diyordunuz. Biz isterdik ki, milli eğitim çatısı altında ne olup ne olmayacağını belirlemeye kalkarken, vergide de adınızdan bahsedilsin. Hani neredesiniz? Kiminiz babadan sanayici, kiminiz deden sanayici, kiminiz aile boyu tüccar. Hani neredesiniz? İşini hakkı ile yapan yeri geldi 45 gün hangardan çıkmadım diyen ve ideali uğruna gecesini gündüzüne katan bir genç. Engellemelere rağmen sadece Türkiye'de değil, Amerika'sından Avrupa'sına kadar egemen güçlerin hemen hepsinden engelleme görmesine rağmen İHA'sı ile SİHA'sı ile Türkiye'nin yüzakı üretimlere imza attı ve vergi rekortmeni de oldu. Hani neredesiniz, tüsyatçılar? Avrupa klüpleri bu yolla büyük paralar kazanıyor, diyerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aklını çelen ve sonrasında Suudi Arabistan en yüksek meblağı ödeyeceği için Süper Kupa finalinin Riyad'da yapılmasına karar verildikten sonra mırın kırın etmeye başlayan Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ilişkilerini sekteye uğratacak büyük bir krizi oluşturmak üzere adeta canlı yayın kavga çıkarmaya kalkışan Ali Koç. Hani neredesiniz? Süper Kupa ile ilgili yazımın altına kaç kişiye ekmek kapısı açtınız? Kaç tane fabrikanız var ki, koç grubuna laf söylüyorsunuz, yorumları yazan muhteremler. Haydi bakalım, vergi rekortmenleri listesini inceleyin. 44 yaşındaki bir gencin, 93 yaşındaki Rahmi Koç'u 3'e katlamasını izah edin. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Selçuk Bayraktar'ın gelir vergisi tahakkuku, 2022 yılı için 564.124.318 lira. Rahmi Koç'un 2022 yılı için gelir vergisi tahakkuku ise 200 milyon 757 bin 695 lira. 24 saat tepemizde ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Fabrikalar açıyor. İşçi istihdam ediyor. Ülkenin kalkınmasına destek veriyor denilen Koç'un üçüncü olduğu listede, neredeyse ise 3 misli vergi tahakkuku ile bir genç yer alıyor. Üstelik. Ürettiği şeylerin büyük kısmı, tam da Türkiye'nin ihtiyacı olan ihracat rakamına etki eden cinsten. Kazancın sebebi olan imalat, sadece Türkiye içinde kendisini pazarlayan ürünler değil. Kimsenin hatır için alım yapmayacağı, kimsenin kalite ve fiyat dışında bir etkiyle tercih etmeyeceği uluslararası piyasada, kıran kırana rekabet ortamında elde edilen bir başarı bu. Hey, Ege Akersoy, Türk milliyetçisi isen, git Selçuk ağabeyinin elini öp. Türk milliyetçileri adına sizinle gurur duyuyorum de. 1 Ocak pazartesi sabahı siz de Galata Köprüsü'nde imişsiniz. Gazze'li sivillerin öldürülmesine karşı çıktığınız gibi. Ha Irak'ta şehit edilen askerlerimizin katillerini de o mitingde kınamışsınız. Gece gündüz çalışarak, İsrail'in bize parası ile vermediği silahları üreterek, askerimize yeri gelmiş yumruk olmuşsunuz. Yeri gelmiş beyin olmuşsunuz yeri gelmiş nefes olmuşsunuz, yeri gelmiş göz olmuşsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Benim babamın binbaşı rütbesi ile hizmet ettiği deniz kuvvetleri komutanlığının hayal bile edemediği TCG Anadolu gemisine inen, kalkan ihaları sihaları yapmışsınız. Bir Türk olarak gurur duydum de. Koçlar bizi tahrik edip, Atatürk kırmızı çizgimizdir diyerek bir bardak suda fırtına kopartıp, bize vay suudlar vay. Demek bizim Atatürk'ümüze izin vermediniz ha, dedirterek sokağa çıkarmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz de. Daha düne kadar ihaları yalvar yakar yaptığımız halde kimse bize satmıyordu. Şimdi Selçuk ağabey, peynir ekmek gibi bunları yerli olarak üretiyor. Ne İsrail'e, ne Amerika'ya ihtiyacımız kalmadı. Helal olsun Selçuk ağabey. Gecelediğin günler ahirette şefaatine vesile olsun de. İki akersoyların gençlik heyecanını istismar eden Ümit Özdağ. Bir avuç montaj sanayicisinin dolduruşu ile ucuz işçilik kaynağı olduğu için göçmenleri çalıştırıp sonra demografimiz bozuluyor açıklaması yapan montajcıların oyununa gelerek parası ile satın aldığımız silahları bile PKK terör örgütüne karşı kullanmamıza izin vermeyen Haçlılara el açmamızı sonlandıran Selçuk Bayraktar'a bir Türk olarak teşekkür ediyorum de. Altay tankında bile maraza çıkartan Yerli otomobil Togga 1001 ricadan sonra damatları aracılığı ile katılıp, ardından yine yarı yolda bırakan koça inanıp, Suud düşmanlığına soyunduk. Ama Suud, Atatürk silüetli formaya da, İstiklal Marşımıza da hiçbir itirazda bulunmamışlar. Bizim koç, Atatürk silüeti ile sahaya çıkmamış. İstiklal Marşımızın provası yapıldığı halde, Süper Kupa öncesinde okunmasına koçlar engel olmuş. Biz bu oyuna artık gelmemeliyiz de. Hey, Özgür Özel! sırtımızı dayadığımız koç, eleştirdiğimiz Selçuk Bayraktar'ın üçte biri kadar vergi vermiş. Sözcü TV'nin programları arasında, koç şirketlerinin reklamlarından geçilmiyor. Cumhuriyette koç reklamlarından başka bir şey yok. Ama vergiye gelince, adamlar fakir çıktı. Biz de kalkıp, vergi rekortmeni olan Selçuk Bayraktar'ın katıldığı bir mitingi itibarsızlaştırmaya çalıştık. O mitinge katılan bir kişiyi yumruklayan gence sahip çıktık. Halkımızdan özür dileriz de ama siz bunları demeseniz de halk önüne sandık konulduğunda bunları söyleyecek. Siz merak etmeyin.